Bu eğitim videomuzda uçtan uca bir token nasıl oluşturulur buna başlayacağız. Ve token'da da ASA dediğimiz yani aslında kendimize özel aset oluşturacağız. Algorand'da token'lara ASA diyoruz. Algorand token'ı ve özel olarak bunu şöyle söyleyeyim. Algorand'da bir ASA bir token oluşturmak için herhangi ilave bir kontrat yazmak gerekmiyor. Özellik olarak eklenerek bir token bir özellik yani öyle söyleyeyim. Herhangi bir akıllı kontrat gerekmiyor. Bunu vurgulayayım. Şimdi bunu nasıl yapacağımızı beraber görelim. Şimdi benim GitHub sayfamda github.com/nspot25/algorand.js sayfasına girdiğimizde bugün anlatacağım bütün kodları aşama aşama burada göreceksiniz. Bu kodları beraber işleyeceğiz. Şimdi bunun için ben şöyle bir tane terminal açıyorum ve yepyeni bir proje başlattırıyorum. Şöyle şunu clear'layım bir. Şöyle bir de Node'un versiyonu ben bir göreyim. Şöyle 16.13.2 versiyonu kullanıyorum ben. Şöyle gelin ben cd diyerek ben mouse üstüne geliyorum arkadaşlar. Veya cd şöyle nokta nokta diyerek tamam. Şimdi nerede olduğumu bir göreyim ben benim. Tamam cd nokta nokta diyorum. Şöyle pw diyeyim. Evet cd desktop diyerek mouse üstüne geldim. Şu an mouse üstündeyim. Şimdi ben burada bir tane node projesi oluşturacağım ve bütün aşamaları beraber yapacağız. Şöyle npm init diyerek arkadaşlar şunu şöyle de geleyim bir taraftan da şuraya da küçülteyim yanında projenin açıldığında görelim arkadaşlar. Evet npm init dediğimde enter'lıyorum ben ve şöyle paketin ismini şöyle algo mesela tire asa diye bir isim veriyorum ben enter'lıyorum versiyon 1.0 description simple asa example diye bir isim veriyorum arkadaşlar. Entry point index.js olsun. Test komutunu şimdi geçiyorum. Şöyle gitten bir repo soruyor. Şöyle görünebilsin diye. Bunu da enter'liyorum ben arkadaşlar. Keywords Algorand diyeyim. Ve ASA diyeyim arkadaşlar. Author kendi ismimi yazıyorum. Şöyle. Lisans da MIT lisansıyla bunu açıyorum arkadaşlar. Enter'liyorum ve şu an JSON geldi. Tabii bunu yanlış yaptık. Burada oldu. Şimdi ben bura bir tane Mektir ile arkadaşlar şöyle Mektir ile Algorand ASA bir isim diye bir isim veriyorum ve CD bu Algorand ASA'ya geliyorum ve daha sonra şöyle yapıyorum CD'ye gerek yok geri çıkayım ben şurada ben MV diyerek arkadaşlar taşıyorum neyi Packet JSON'ı bu Algorand ASA'nın içerisine taşıyorum arkadaşlar otomatik olarak şu an bu Packet JSON bunun içerisinde oldu arkadaşlar. Şimdi ben desktop'tan şimdi cd bu Algorand ASA'nın içerisine geçiyorum arkadaşlar ve bunu kod ile açıyorum. Şöyle kod açtık arkadaşlar. Şimdi biz yazacağımız kodlar artık buradan yazacağız. Artık şunu kapatabilirim. Buradan devam edeceğiz. Şimdi ben burada şu an biz buradayız. Şunu azıcık küçültebilirim hatta. Tamam güzel. Şimdi ben burada bazı kütüphaneler indirmem gerekecek. Şimdi bak package.json'a geldim. Bir de ben burada scriptlerin içerisinde şu an ben burada bir index.js açacağım. Şöyle burada index.js bunu açıyorum. Bu dursun ve package.json'da ben diyorum ki burada şu komutu çalıştırdığımda şunu getir diyorum. Ne komutu? Şöyle start yazdığımda ne gelsin? Node index.js demesini bekliyorum. Ben bu komutla ne yapıyorum? npm start deyince paketin içerisinde doğrudan node index.js bunu çalıştırmış olacak arkadaşlar. Bunu kaydedeyim. Şimdi bakın index.js'e gelelim. Şimdi index.js'e şurayı da birazcık küçülteyim. Şöyle evet. index.js'imiz ilk bizim daha önceki kodlarda eklediğimiz şunu bir ekleyeyim ben hemen. Şöyle şunu kopyalayayım ben bir. Buraya yapıştırıyorum. Şimdi bakın burada algo sdk kütüphanesi gerekiyor. Bir de datenv kütüphanesi gerekiyor arkadaşlar. Bu ikisi require olarak gerekiyor. Şimdi ben bunlar için kütüphaneler kurmam gerekiyor. Şuradan terminal new terminal diyorum. Daha sonra bunlara yine tekrardan bakacağız. Ve burada diyorum ki npm install algo sdk diyorum. Boşluk bir de .env diyorum. Bu .env biliyorsunuz buradaki gizli dosyaları çalıştırmaya yarayan bir kütüphane. Package.json'a şöyle bir bakalım. Burada gördüğünüz üzere algo sdk ve .env kütüphaneleri benim şu an projemin içerisine ekledim. Şimdi package.json'a tekrar işte index.js'e geri dönelim. Bakın burada require algo sdk'yi aldı tamam. Zaten konfigürasyonu aldı tamam o da tamam. Bakın burada adres ve balance iki tane
şey var, onları ekleyeceğiz. Hemen şunu yorum haline getiriyorum. İlk önce iki tane adres oluşturacağız. Biz iki tane adres oluşturacağız ve bu adreslerden asa oluşturup bu asa birbirlerine transfer işlemi gerçekleştireceğiz. Şimdi evet, ne gerekiyor? Adres ve balans gerekiyor. Önce şöyle buradan geleyim. Adresi açayım ben. Adres CS'i. Evet, bunu şuradan, hatta raw deyip şuradan şöyle kopyalayabilirim. Şöyle geleyim ben. Tamam. Burada şöyle sağ tıkla new file adres.cs diyorum. Enter'lıyorum ve bunu buraya yapıştırıyorum. Bakın, bu da AlgoSDK kütüphanesi istiyor. Ve evet, burada generate account diyerek bir tane hesap oluşturma kısmı. Ve bir de secret key, mnemoni burada oluşturuyor arkadaşlar. Şimdi ben ilk önce şurada bir clear diyeyim arkadaşlar. İki tane ben adresin içerisinde iki tane adres oluşturayım. Hatta şöyle şurada ben yorumlarda açayım. Şöyle adres 1 olsun. Ayrıca adres 1 mnemonik diyeyim. Sonra şöyle mnemonik, tamam. Şura bir de adres 2 diyorum. Şöyle ve adres 2 mnemonik. Şimdi biz bunları beraber oluşturacağız. Secret key ile beraber. Bunları yazdım ki şimdi buradan oluşturacağımız create'ler, yani oluşturacağımız adresleri buraya tek tek not alalım. Daha sonra buradan silinse bile kaybetmeyelim. Şimdi biz bunu buradan yazdık. Şöyle bakın, indekse tekrar geldiğimizde bakın burada adresi istiyor. Şimdi balansa ihtiyacımız yok. Onu bir sonraki videoda hazırlarız. Şöyle balansta dursun. Bakın require data'ya da ihtiyaç yok şimdilik. O da dursun. Cüzdan oluşturmak için algo SDK ve adrese erişmek lazım ve create adresin metodunu buradan çağırmak lazım. Adrese de şu an gördüğünüz üzere burada şöyle algo SDK aldı, create adres dedi, account dedi, generate account dedi ve burada bu account'un adresini aldı ve account'un daha sonra secret key'ini alarak mnemoni burada şöyle secret key'ini aldıktan sonra mnemoni burada gösteriyor. Şimdi gelip burada şöyle npm start diyorum arkadaşlar. Bunu yapınca otomatik olarak şöyle bakın, bir tane account oluşturdu. Hemen şunu alıyorum. Şu account 1 diye bunu tırnaklar içerisinde de yapıştırabiliriz. Şöyle yapıştırdık ve şu da bunun mnemonic key. Bunu da alıyorum buradan. Şöyle kopyalıyorum. Tırnağı açıyorum burada arkadaşlar. Bunu da bunun içine yapıştırıyorum. Birinci adresimiz bu. Adresimizi bunu aldık. Çünkü buradan artık biz işlemler yapacağız. Bir tane de ben aynı script'i çalıştırıyorum. Yeni bir tane daha adres oluştursun. Evet, onu da oluşturdu arkadaşlar. İkinci adresimiz de şu 2 ile başlayan adres. Bunu da şöyle burada tırnak içerisine yapıştırıyorum. Ve mnemoni de buradan gelip şuradan başlayıp şuraya kadar arkadaşlar. Bunu da buradan kopyalayarak bunu da buraya ekliyorum. Şimdi adreslerimiz oluştu arkadaşlar. Şimdi bu her iki adrese de birazcık fullset'ten sanal para aktarmamız gerekiyor. Bunun için şöyle ben şuradan gelip Algorand fullset diyorum arkadaşlar. Açılan fullset sayfasından şu Algorand Dispenser sayfasını, ki bu banknot.testnet.algorand.network sayfası, şöyle tıklayıp bunu arkadaşlar şuradan gelip ilk adres F2'ye şöyle şuradan kopyalayıp şuraya gelelim. Bunu burada yapıştıralım arkadaşlar. Dispense diyorum. Evet, tutar aktarıldı. İkinci adresi şuradan alıyorum. Buna da gelip sayfayı yeniliyorum. Ve şimdi I am not robot diyorum. Robot olmadığımı ifade ediyorum. Bunu da buraya yapıştırıyorum. Yine bir tutar aldım. Birazcık tutar fazla olsun diye şu ilk kısma bir daha sayfa yeniliyorum. Şöyle şurada burada bunu yine yapıştırıyorum arkadaşlar. Ve bu dispense diyerek evet tutarlar aldım. Şimdi bunların hesaplarında ne kadar para var bunları bilmiyoruz. Şimdi bunlar için iki tane farklı yöntem yapalım. Bir, bu mnemonic keylerinden faydalanarak birinci ve ikinci hesapları biz şu GUI olarak buradaki Algo Signer cüzdanına ekleyelim. Evet, ilk önce onu yapalım. Bakın ilk adresin şuradan şöyle yapayım. Mnemonic key şuradan başlıyor. Şöyle şuraya kadar arkadaşlar. Bunu aldım. Bunu buradan kopyalıyorum. Ve buradan Algo SDK'den bakın add account diyorum. Import existing account diyorum. Ve buna da şöyle adres 1 diyorum arkadaşlar. Ve bunu buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Continue diyorum. Şifre soruyor. Şifreyi giriyorum arkadaşlar. Şöyle açtığımda hemen göreceğiz burada.
Adres 1 geldi. Evet, 20 algos olduğunu görüyoruz. Burada var. Bakın şöyle algoda tutarların geldiğini falan da buradan görüyoruz. Güzel. Bir de bakın algoyu tıkladıktan sonra şurada bakın F2 ile başladığını, yani bakın şunu import etmişiz. Şimdi ikinci adresi de şuradan alıp şuradan kopyalıyorum arkadaşlar. Ben buraya bir adres daha ekliyorum. Şöyle şuradan add account diyorum. Import existing diyorum. Bunu da buraya yapıştırıyorum. Ve buna da adres 2 diyorum arkadaşlar. Continue diyorum. Şifre soruyor. Bunu da yazıyorum arkadaşlar. Şöyle. Ne oldu? Minimum contains a word that in word list olmayan. Evet, burada büyük ihtimal sanki şunu A'yı unuttuk herhalde. Continue diyorum arkadaşlar. Şifreyi bir daha girelim. Şuradan şöyle yapıp continue diyorum. Açılmasını bekliyorum. Şimdi evet, ikinci adresinde 10 algosu var ve bunu da tıklayıp şuradan bakın 2 ile başladın ki burada demiştim 2 ile başladın. Evet, 2 adresi de biz burada kaydettik. Şu an 2 adresimiz de var. Şimdi bir sonraki aşamaya geçebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.